yönetmenliğinde izleyeceksiniz. Galatasaray'da pankartlar yavaş yavaş asılıyor. Burada da pankart asan taraftarlar olabilir. Görevli taraftarlar olabilir. Tabii daha çünkü stat kapıları açılmadı. Galatasaray maça tam konsantre. 30 bin diyorlar ama bu sene ağırlıklı hemen hemen her maçta full oynadı değil mi hocam? Galatasaray geçen sezonda 30'dan aşağı düşmedi. Bak Ramazan ayında bile ben çok gittim geçen sezon Ramazan aylarında maçlara. Şimdi gene gideceğim bugün buradan çıkınca gene gideceğim. Yani 30'un aşağısına hiç düşmedi. Artık dikkat edersek seyirci profillerimiz büyük takımlarda eskisi gibi değil. Terk etmiyorlar, gidiyorlar. Gidiyorlar yani dolduruyorlar. Fenerbahçe'sinden biraz kısa gireyim. Taraftarının serzenişini normal karşılamak lazım. Uzun zamandan beri şampiyonluk yaşamıyorlar yani istiyorlar. Sayın Ali Koç Başkan onlar için bir ışıktı. Ali Koç Sayın Başkan geldiği zaman çok farklılıklar yaşayacaklardı ama 5 seneden beri de onunla olmadı, o tutmadı, hoca değişti, bir sürü yatırımlar yaptılar futbolcuları, hiçbir tanesi tutmadı. Bir yerde de önceki Beşiktaş'ta da yaşanmıştı bu serzenişler, Galatasaray'da da yaşanmıştır ama onlar bu süre zarfında bir iki kere şampiyonluk verince ezeli rakiplerinde hiçbir şey yok. Kupada da olmazsınız bu sefer taraftarlar ister istemez o size serzenişi gösteriyor. Yani ama dediğin gibi hocam bu sene dikkat ettim hocam çoğu maç kapalı gişe. Evet full çekiyorlar. Yani düşüş yok burada. Galatasaray bugün de ben yani 40'ı kesin bulur diye düşünüyorum. Yani 30'un üzerinde olur. 30 kesin de üzerinde olur. Şimdi çıkınca biz 6'da gideceğiz. 8.30'da maç. Giderken yol böyledir. Ana baba günü olur. Giremezsin içeri. Yani çok zor girersin o trafik sıkışıklığında. Taraftar gelir artık. İftarlarını da orada açıyorlar. Allah kabul etsin herkesin oruçlarında. Yani geliyor taraftar arkasında. Galatasaray'da içtiğimiz önü. Hocam 20-30'da makul bir saat hocam. Normal başlangıç yani. İçinde makul, bitiş tabii. İçinde makul tabii yani. Yani. Öyle değil mi hocam? Bir de şey var işte eğer uzatmaya giderse o biraz uzar. Orada gider de. Zeki ama bu maç uzatmaya gitmez. Murat Bostan'a soralım. Onlara sonra tabii gazeteleri yapıyorlar ya doğru evet. Söylüyorsun. Bu maç uzatmaya gitmez hocam ben uzatmaya gideceğini hiç düşünmüyorum. Bu 90 dakikada biter. Galatasaray ilk şeyde de bahsettiğim gibi maçın favorisi. İstim üzerinde her türlü yönetim. Flora bak abi Flora iyi çalışıyorsa yönetim ister iyi çalışsın ister iyi çalışmasın. Ana damar orası Flora. Orayı biz çok iyi biliriz. Flora'da esas her şey oturmuşsa rayına. Sen orada can damarı orası. Sen şampiyonluk o gelir oradan. Eğer orada orası biraz aksıyorsa Flora'ya işte o vakit tehlike çanları çalar. Flora çok önemli Galatasaray'da. Yönetim yapacak tabii yapacağını. Ben bir şey isteyeceğim. Hoca bir şey isteyecek. Hangi topçu istiyorsun? Alacak onları. Ne için geliyorsunuz? Bunları yapmak için. Allah ama Flora. Flora yönetim abi. Üzerine düşen her şeyi yapıyor. Flora. Flora'da aksaklık oldu mu o kapıdan içeri girdi mi çok farklı orası. Atmosferi çok farklı. Orada yaşam çok farklı. Flora'da işler iyi gitti mi? Yani orada yüzler dikiyorsunuz. Stada yansır diyorsun. Bayrağı orada. Dikiyorsunuz bak. Flora'da işler iyi gitti mi? Bayrağı dikiyorsunuz orada. Başarı için bu dört ayaktan biriydi yönetim. Futbol takımı. Öyle teknik heyet tabii ki iki önemli ayak. Bunların dördünün de iyi yürümesi lazım. Hocam üç öyle bacak iyi olsa bire bir bacak topallıyorsa yarışta geri kalıyorsun. Ya orası geliyor bak. Şimdi Galatasaray'dan bahsediyorum. Yaşadığımız için söylüyorum. Yönetim açısından bu benim kendi düşüncem. En büyük avantajı şu. Dursun Başkan ilk seçildiği dönemde büyük bir şevkle, istekle göreve başlamıştı. Kaldı ki o dönemde şampiyonlukta geldi evet, zaten. Tabii. Ki daha sonra Galatasaray'ı uzun süre ayakta tutan iyi de bir kadro oluşturmuşlardı. Evet. Orada bütün doğrular bence yapılırken biraz da kendinden emin olduğu bir şekilde gittiği bir kongrede hiç beklenmeyen bir başkanlık kaybı yaşayınca çok üzülmüştü. Yani başkanın içinde ukde kaldı. Galatasaray başkanlığını bir daha alması ve hayal ettiği, hedeflediği her şeyi gerçekleştirmesi lazımdı. O yüzden bu döneme bence çok planlı, programlı bir şekilde gelmiş bir Dursun Özbek ve yönetimi var. Ve bu dönemde o kadar güzel işbirlikleri de var ki görev dağıtımları çok iyi olduğu için herkes kendi işini çok iyi yapıyor. Ve başkanın da en büyük artısı takıma sunduğu katkılar kadar camiayı bütünleştiren, birleştiren bir tavır sergiliyor.
Başkanın ağzından en çok duyduğumuz kelimeler şunlar. Sevgi iklimi, barış ortamı, evet. Camia kenetlenmiş durumda. Bu arada bak Tolga bizim görüntüleri istedik veriyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Galatasaray'ın zemini kötüydü. Şu anda şeyi görüyorsun, İngiltere'deki zeminleri bravo. Yaşıyorsun. Hocam bak son iki yıldır biliyorum, neler Çin yaşıyorsun? Müdürü, stat müdürü onları da burada tebrik edelim. Tabii. Bir futbol sever olarak tebrik edelim. Çin müdürünü, stat müdürünü ellerine sağlık. Çünkü bu oyun Ahmet abinin oyunu, benim oyunum. Yakışmıyor Ahmet diyorduk oyunu. Değil mi? Tabii bizim oyunumuz bu yani. Bunu yani ama haklarını da teslim edelim. Ellerine kollarına sağlık. Evet. Abi halı gibi. Hele az evvel tepeden bir görüntü verdi ki. Yani vallahi böyle bazı futbolu bırakan dostlarımız, arkadaşlarımız diyor işte yeni bırakanlar. Ya top olsa da çıkıp oynuyor. Ya insan onu istiyor yani. Bu sezon bak bu sezon 3 büyük takımların zeminleri hakikaten iyi. İyi. Beşiktaş'ın da iyi. Beşiktaş'ın da iyi. Fener'de de iyi. Yani 3 büyük takımların zeminleri iyi. Orada iyi. Bir sıkıntı. Trabzon'daki de zemini. O da güzel o da. Baksana hocam şuna. Evet. Cam gibi hocam. İşte dedim ya şeyde İngiltere'de Premier Lig'de hep stajdı. Bakardı ki onlara zeminlere. Ya şuraya bak kutu çok gibi stat. Çok güzel hocam ya. Şimdi zemin mükemmel. Ben, emeğine sağlık. Ben sık sık oraya giderim. Galatasaray TV'ye sık sık giderim. Oraya gittiğimde daha içeri girmeden önce sahanın kenarına bir giderim. Tam o çizgi içeri girmem. Yani çimin üzerine basmam. Sahanın tam korner bayrağının oraya kadar giderim. Hatta bazen daha ileriki bölgeleri görmek için sağ kenarında plastik suni çim dediğimiz bir örtü var. Onu da görüyorsunuz. Nasıl hocam? Onun üzerinden giderim. Gerçekten harika bir durumda. Yalnız şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın altyapısı kötüydü. Stadın altyapısı, zemini, drenajı. Kötüydü. Öyle olduğu için de Galatasaray bir dönemde çok büyük sorun yaşadı. Çökmeden dolayı. Evet, iki sene aynen önce hocam. Konserden sonra. Orayı olduğu gibi yenilediler. Evet. Dört dörtlük bir hale getirdiler. Ve altyapı da iyi olunca, sahaya da iyi bakıyorsanız. Bakar mısın hocam, bakar mısın? Evet, evet. Halı gibi maşallah. Aynen öyle. Sahada devamlı çalışma var ya. Her ne zaman gitsem oradaki arkadaşları devamlı çalışırken görüyorum. Çalışır. Onlarla da sohbet eder, bilgi alırım. Devamlı. Hocam orada bildiğin mesai var her gün. Tabii canım. Var tabii var. Peki, her gün değil, gece dahil. Bakın gece stadın oradan birileri geçiyorsa. Işık yanar böyle. Stada bir baksın içeride sarımsı bir ışık göreceklerdir. Tabii. Şey, çimler için. O evet yani güneş ışığını özellikle kış aylarında ki bazen üzerleri de biraz kapalı tabii. olduğu için yeteri kadar alamayan çimlerin daha da gelişmesi o için. Sulamalar falan nasıl böyle otomatik evet, böyle hepsi çok çok. Hocam farklı. Ben yanlış hatırladım. Sen mi? Birileri söyledi. Acaba stadın üstünü mü açsak dediler hava alsın çimler mesela. Bundan 200 sene önce. Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdaydı. Güneş almıyor ya bir tarafları oradan. Yani hatta işte ya yapmayalım üstü tamamen kapanır yaparsak iyice çamur deryası olur. Futbol oynanmaz diyordu. Üstü kapalı bile olsa onu zaten belirli bir şekilde açabilecek gibi yapıyorsunuz. İki, bizde o yok. İlk planlandığı zaman kapalı hatta sahanın tamamının çimlerin sahanın dışına çıkması bile konuşulmuştu şey proje gibi, bazında. Avrupa'da birçok statta onu görüyorsunuz. İlk onu Schalke yapmıştı. Yani stadın dışına alıyorsunuz çimleri. Tamamıyla hiç tribün yokmuş. Tabii. Konserde yap. Tabii şey, doğal ortamda. Şeyde, evet. Buz hokeyi oynuyorsun. Şalke'nin öyleyse mi çekiliyorsun? Ama günümüzde teknoloji artık her şeyi çözümleyebileceğiniz şekilde size imkan sunuyor. Ama son iki senedir çok sıkıntı yaşadı Galatasaray hocam. Tabii canım. Tabii. Vallahi şu var. Değil mi? Maç oynanmıyordu oradaki, yani. Hayır, benim hiç unutamayacağım maçlardan biri şimdi son seneler deyince. Juventus maçı. Ya, hocam o farklı bir şey ya. Yani iki günde biten i̇ki maç. Günde bir daha maç. Yani o kadar abi, kötü bir gitti ya. O kadar kötü bir zemin ki. İyi ki de yani, şey yaptı. Hakem iptal etti maçı da ertesi abi Drogba'nın indirmesi, Snyder'ın oraya girmesi. Ya çok bak abi. Ya hocam her şeyi bir kenara bırak. Juventus'un takımını sayamazsın hocam, ya. Hocam her şeyi bir kenara bırak. Sen de net hatırla zaten hoca çalışıyordu. Ya diyorlardı ki ya İnönü'de kar yok. Sıfır. Bremen maçı. İnönü'de ya. Kar yok. Bırakın karı. Yağmur yok. Mecidiyeköy. Hakem Nilsson. Danimarkalı Nilsson. O maçı. Ben de Almanya'dan geldim. Hiç hatırlatmam. Sen oradaydın ya.